Şimdi böyle bir hikaye çıktı. Korsan, kadın korsan var mı? Kadın korsan var. 18. yüzyılda Karayipler'de var. Ama Müslümanlar arasında kadın korsan yok. Artık biz bu böyle en ufak araştırmaya dayanmayan şeyleri müzelere kadar taşımaktan vazgeçelim. Bir Seyyid el-Hurra var, onu korsan diye lanse edip müzeye işte balonla heykeli koymaya kadar işi götürdüler. Biz diye bu sefer Araplar. Ancak bu çok yanlıştır. O korsanlara yataklık eden bir limanın hakiminin, emirinin karısıdır. Kocası ölünce de bir müddet orayı o yönetmiştir. Korsanları desteklemiştir. Bu onu korsan yapmaz. Çünkü korsan olabilmek için, yani kadınla erkek böyle habire yan yana gelmiyor. Diziden tarih öğrendiğim için böyle oluyor. Ben dizilere danışmanlık yapıyorum. Bazen sorular soruyorum işte. Mesela senaryoyu nasıl düzeltemeyiz hocam? Düzeltemeyiz çünkü siz parkta milleti buluşturdunuz. Tabii öyle dizi çekilemez ama tarihsel olarak kadınla erkek, özellikle İslam toplumlarında, Akdeniz toplumlarında da öyle, kolay kolay bir araya gelmiyorlar. Belli ritüeller eşliğinde gelebilirler. Dolayısıyla bir geminin içinde aylarca bir kadın varsa o korsanlık yapamaz yani. Başka bir şey olur onu yaptı. Orada 50 tane, 100 tane, 150 tane savaşçıyı tutamazsınız. Peki Hristiyanlarda nasıl olmuş? Onlar zaten erkek kılığında yapıyorlar korsanlığı. Bu anlamda böyle bir şey var ama biz Müslümanlar arasında böyle bilmiş bir hikaye bilmiyoruz. Modern dünyada şimdi kadınlar her şeyi yapıyor. Kadınların her şeyi yapması bir ne bileyim, modern değer olarak pozitif bir şey. O yüzden işte müzeciliğinde böyle bir yanı vardır. Böyle bir sunumla kadın korsanlar diye de kitapların yazıldığı bir dönemde yani Müslümanların da arasında bir kadın korsan var. Bakın bize aydın bir milleti demeye geliyor aslında. Bu kadın korsan hikayesi ne yazık ki doğru değil. Ha belki bir gün bir yerden çıkar, hiç de bir problemi yok yani kadın da olabilir korsan. Ama böyle bir durum yok.